Almanya'daki süper seçim yılında maraton ülkenin en küçük eyaleti Saarland'da bugün yapılan bölgesel seçimle başladı. Seçimlerde Saarland Eyalet Meclisi'nde görev yapacak 51 milletvekili belirlenecek. Fransa sınırındaki yaklaşık 996 bin nüfuslu küçük eyalette yapılacak seçimlerin Başbakan Angela Merkel için hayal kırıklığı yaratabileceği yorumları yapılıyor. Zira kamuoyu anketleri 18 yıldan bu yana Hristiyan Demokratların iktidarındaki eyalette bu seçimlerde durumun değişebileceğini ortaya koyuyor. Eyalet 2011 yılından bu yana federal hükümette olduğu gibi Hristiyan Demokrat Birlik Sosyal Demokrat Parti koalisyonuyla yönetiliyor. Hristiyan Demokratlardan Annegret Kramp-Krambauer yine partisinin başbakan adayı olurken Sosyal Demokrat Parti ise Anke Rehling ile başbakanlık koltuğuna göz dikti. Ancak iki partinin uzun süredir sürdürdüğü koalisyonun bozulabileceği sinyalleri de geliyor. SPD bu kez Hristiyan Demokratlarla ortaklık yapmayabileceği mesajını verirken İbre Sol Parti ile koalisyondan yana gözüküyor. Bu yıl 3 eyalette yapılacak seçimler ve Eylül ayındaki genel seçimler öncesi Sosyal Demokrat Parti'nin başına Martin Schulz'un geçmesi ve genel seçimler için başbakan adayı olmasıyla oluşan Schulz etkisinin sandığa nasıl yansıyacağı da merak ediliyor.